Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? Şimdi burada şunu yapalım arkadaşlar. 3'e bölelim. 3'e bölersem eğer A seçeneğinde 6 bölü 100 olacak. Yani %6. 0 tam 0. 0,06 olacak. Doğru. Şimdi C seçeneğine bakarsak 6 bölü 25 ise arkadaşlar 4 ile genişletirsem eğer paydayı 100 ve 100 haline getiriyorum arkadaşlar. 24. Yani %24. 0 tam %24. Bu da doğru. D seçeneğine bakarsam 48 bölü 400. Her tarafı 4'e bölelim arkadaşlar. 12 bölü 100 olacak. %12, 0 tam 12 olacak. Bize ne vermiş? Binde 12 vermiş. Yanlış, doğru cevap D seçeneği. 63 tam, binde 402 ondalık gösterimiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Ondalık kısmı 42. 42 değil arkadaşlar, 402 ondalık kısmı. Onda birler basamağı 6'dır. Onda birler basamağı burası arkadaşlar. 4 değeri. Yanlış. Tam kısmındaki rakamların toplamı 6'dır. Tam kısmı arkadaşlar 63. Toplarsam 6 ile 3'ü 9. Bu da yanlış. Onda birler basamağındaki rakam. Şöyle göstereyim. Onda birler basamağındaki rakam 4. Binde birler basamağındaki rakamın 2 katıdır. Binde birler basamağındaki rakam da 2 olduğu için 2 katı da doğru. Doğru cevap D seçeneği. Aşağıdaki ondalık gösterimlerden hangisinin binde birler basamağındaki rakam, onda birler basamağındaki rakamdan 2 fazladır? Binde birler basamağı dediğimiz rakam neresi arkadaşlar? Virgülden sonraki. Burası onda birler basamağı. Buraya 1 diyelim. Burası yüzde birler. Burası da binde birler. Binde birler basamağı 3. olacak arkadaşlar. Onda birler basamağından 2 fazladır. Örnekte olduğu gibi. Bakalım. Onda birler basamağı 1, binde birler basamağı 5, 4 fazla, yanlış. Onda birler basamağı 7, binde birler basamağı 9, görmüş olduğumuz gibi 2 fazla. Doğru cevap C seçeneği. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur? Şimdi burada arkadaşlar 5 tam %9 ile 5 tam %9 birbirlerine eşit değildir. Yanlış. Burada birbirlerine eşit vermiş arkadaşlar. Şimdi burada tam kısımları 6, ancak onda birler basamağı birinde 0, birinde 7, o yüzden eşit değil. D seçeneğine bakarsak 71 tam. Burada 7 tam değeri var. O yüzden bu da eşit değil. 2 tam onda 1 ile 2 tam %10 değeri aynı değerdir. Virgülün sağına konulan sıfırların hiçbir önemi yoktur arkadaşlar. Silebiliriz. Yani 2 tam onda 1 birbirlerine eşittir. Doğru cevap A, B seçeneği. Alışverişe çıkan Özlem Hanım yukarıdaki verilen ürünlerden birer tane almıştır. Alışverişin sonunda 50 TL ödediğine göre para üstünü soruyor arkadaşlar. 3 tam %14, 8 tam onda 9, 0 tam %76 ve 6 tam %45. Toplarsam eğer 6, 15, bir halde 10, 17, 21, bir halde 22, 2 halde 10, 13, 19 arkadaşlar. 19 tam %25 tuttu. Toplamda ne kadar para verdi? 50 TL verdi. Bundan 19 tam %25'i çıkartırsam eğer 0 0 şeklinde yazıyorum. 0'dan 5 çıkmaz. Komşuya gittik, komşuya gittik. En baştaki komşuya geldik arkadaşlar. Burası 10'du, birini verdi 9. Burası 10'du, birini verdi 9. 10 oldu. 10'dan 5 çıkarsa 5. 9'dan 2 çıkarsa 7. 9'dan 9 çıkarsa 0. 4'ten 1 çıkarsa 3. 30 tam %75. Doğru cevap B seçeneği. Yukarıda eş bölmeleri ayrılmış sayı doğrusunda ok ile gösterilen noktaya karşılık gelen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi dikkat edersek 17 tam onda 7 ile 17 tam onda 8 arasında 10 bölmeye ayrılmış. O zaman buradaki artışımız ne? 0 tam onda 1 artış. 0 tam onda 1 artış arkadaşlar 10 bölmeye ayırırsam 0 tam %1 artış olacaktır. Peki kaçıncı bölmede? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. bölmede o zaman 7 ile çarpacağım. Yani 7 bölü 100 olacak. Yani 0 tam %7 olacak artışımız. Neyden? 0 tam, düzeltiyorum, 17 tam, onda 7'den 17 tam. 17, onda 7'ye 0 tam %7 eklememiz lazım. Toplarsam eğer 7, 7, 7, 1. 17 tam %77. Doğru cevap D seçeneği. Yukarıda verilen ondalık gösterimlerin en büyüğüyle en küçüğünün farkı. Şimdi tam kısımlara bakalım arkadaşlar. Hepsinde tam kısmı 3 olduğunu görüyoruz. Onda birler basamağına bakalım. Onda birler basamağına baktığımız zaman 0, 0, 3. O zaman en büyük sayımız bu. 3 tam onda 3.
En küçüğüne bakıyoruz arkadaşlar. Sonrasında %1'ler basamağına bakarsak bu ikisinin. Bu ikisindeki değerin daha büyük olduğunu görüyoruz. Demek ki en küçük değer bu. 3 tam 1000'de 3. Çıkartırsam eğer bunu 0 0 ekleyebiliriz. 0'ın virgülün sağındaki sıfırların bir değeri yok. 0'dan 3 çıkmaz. Komşuya gideceğiz. Burası 2, burası 10 oldu. Bir onluk daha aldık. Buraya verdik. 10'dan 3 çıkarsa 7. 9'dan 0 çıkarsa 9. 2'den 0 çıkarsa 2. 0 tam. 1000'de 297. Doğru cevap B seçeneği. Şekildeki araç A kentinden C şehrine doğru giderken B kentine vardığında benzin bitmek üzere olduğunu anlıyor ve benzin istasyonuna geri dönüyor. Buna göre araç benzin istasyonundayken A kentinden kaç kilometre uzaktadır? Şimdi bunun arasını vermiş arkadaşlar. 19 tam 1000'de 347. Geri döndüğüne göre 3 tam %81. Çıkartırsam eğer 7, 4'ten 1 çıktı 3. 3'ten 8 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldık. 13'ten 8 çıktı 5. 8'den 5, 3 çıktı 5. 1. Yani 15 tam 100, 1000'de 537 olacak. Doğru cevap A seçeneği. Yukarıdaki tabloda 3 petrol firmasının yakıt fiyatları verilmiştir. Yorumlardan hangisi yanlıştır diye sormuş. Benzin fiyatlarına bakalım arkadaşlar. Benzin fiyatlarına baktığımız zaman tam kısımların hepsinde aynı oluyoruz. Onda birler basamağına bakarsak 2, 2, 3. Bu pahalı arkadaşlar benzin B'de. Şimdi 25 vermiş. Burada 20. Buradaki en ucuz arkadaşlar C'deki petrol, benzin. Birincisi doğru. En pahalı dizel B petrolündedir. Dizele baktığımız zaman tam kısımlara 3, 4, 3 oluyoruz. Demek ki bu en pahalı kısım B'dir. Bu da doğru. En ucuz LPG A petrolündedir. LPG'de tam kısımlara bakalım arkadaşlar. 2, 2, 2. Hepsi aynı. Onda birler basamağına baktığımız zaman 1, 1, 2 görüyoruz. C petrolündeki pahalı arkadaşlar. A ile B arasında bakarsak eğer %1'ler basamağı 3 ve 9. Bunun daha uygun olduğunu görüyoruz. A'dadır. Doğru cevap A seçeneği. En pahalı benzin A petrolündedir. En pahalı benzin arkadaşlar B petrolündeydi. En başında söylemiştik. Doğru cevap D seçeneği. Aşağıda uzun atlama yarışlarının yapıldığı bir pistin ölçüleri verilmiştir. Sporcuların dereceleri koşu yoluna koştuktan sonra tahtaya sıçrayıp kum pistte atlayarak düştükleri noktaya göre belirleniyor. Başlama çizgisinden yarışa başlayan bir sporcu kum pistte bitiş çizgisine 1,5 metre olan bir noktaya düşerek. O zaman buraya 1,5 metre bir mesafeye düşmüş arkadaşlar. İkinci olarak bitiriyor. Birinci olarak bitiren sporcu ise ikinci olan yarışmacının düştüğü noktadan biraz daha ileriye. Onu da şöyle göstereyim. O da burada bir yerde arkadaşlar. Buraya bir yere düşüyor. Bu da ne kadar? 0,3 metre. Şimdi burası 0,3 metre. Şimdi tamamı ne kadardı? 1,5 metre düşmüştü. O zaman son kalan durumda 1,5 metreden 0 tam 10'da 3'ü çıkartırsam eğer 1 tam 10'da 2 metre kalır. Demek ki şuradan itibaren 1 tam 10'da 2 metre kalarak birinci oldu. Başlangıçtaki durumu soruyor. Ya baştan başlarsam 36,5 artı tamamını sayıyorum 8,1 toplayalım arkadaşlar. Kum bitiş çizgisine kadar ne kadar mesafemiz var? 6, 14, bir halde 4. Ancak biz 1,2 metrekare durduk. 1 tam 10'da 2 çıkartıyorum öyleyse. 4, 3, 4, 43 tam 10'da 4 metre olacak. Doğru cevap B seçeneği.